Türkiye'de hangi kuyulardan petrol fışkırdı? Irak'tan Rusya'ya Bayraktar TB2 çalımı. Yunanistan'ın gözü ABD uçak gemisinde. Mısır'dan küstah açıklama. Rumları destekliyoruz. Akar'dan Yunanistan'a tepki. Çabanız boşuna. Azerbaycan Fransa'ya neden nota verdi? Putin, Hazreti Muhammed'e hakaret içerenler için ne dedi? Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Bakanlık harekete geçti. Türkiye'de kapatılmış o kuyulardan petrol fışkırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 1. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, geçmişte halk arasında sıklıkla dillendirilen "petrol vardı, üstünü kapattılar" söyleminin üzerine giderek kapatılan kuyularda petrol üretiminin yapıldığını açıkladı. Petrol bulunan Varınca 1 kuyusuyla ilgili konuşan Dönmez, Türkiye'de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2'sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu. Bir kısmı da kuru olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de Türkiye Petrol anonim ortaklığı kuyu açıyor. Bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu'da burada da petrol vardı, üstünü kapattılar söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu, dedi. Bakan Dönmez sözlerine devam ederek, bunlardan birisi de Varınca bir petrolün kalitesine göre de kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca 1'de ilginç olan şu anda 3000 varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri korumada yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış. Bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum, diye konuştu. Irak'tan Rusya'ya çalım. MiG-29 yerine uydu kontrollü Bayraktar TB2S satın aldı. Savunma sitesi Defense News Express'in Scramble askeri güvenlik portalından aldığı bilgilere göre, Kasım 2021'in başlarında Irak ve Türkiye 8 adet modifiye uydu tabanlı Bayraktar TB2S insansız hava aracı tedariki için bir sözleşme imzaladı. Irak ordusu, insansız hava araçlarına ek olarak 3 kontrol istasyonu, Bayraktar TB2S için silahlar ve personel eğitim hizmetleri de alacak. Genel olarak böyle bir anlaşmanın değeri açıklanmaz. Ancak Irak'ın uydu kontrollü modifiye Bayraktar TB2S'nin ilk alıcısı olduğu, satın alma müzakerelerinin 2020'de başladığı ve Kasım 2021'in başlarında tamamlanan sözleşmenin 4 ilave Bayraktar TB2S uçağı tedarik etme seçeneği sunduğu biliniyor. Irak Savunma Bakanı, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı 2021'de katıldığında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı ve savunma sanayinde daha yakın ilişkiler kurulması konusunda anlaştılar. Bu görüşme, Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ve Irak Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Muhammed Saeb el-Daraji tarafından imzalanan bir savunma sanayi işbirliği anlaşmaları ile sonuçlandı. Aynı ayın ilerleyen dönemlerinde Irak'ın özel kanalı El Sharkia'nın programına konuk olan Irak Savunma Bakanı, Bayraktar TB2S artı 12 T-129B Atak helikopterleri ve 6 adet Aselsan Koral kara konuşlu radar elektronik harp sisteminin satın alınması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak şu an için sadece Bayraktar'ın sözleşmesi resmi olarak imzalandı. T-129B satışının ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor çünkü bu helikopterler ABD'nin paylaşmak istemediği ABD tarafından geliştirilmiş motorları kullanıyor. Irak Silahlı Kuvvetleri 100. Keşif Saldırı Filosu hali hazırda El-Kut hava üssünde Çin yapımı CH-4B kullanıyordu. Ancak teslim edilen 20 Çin yasının neredeyse yarısı düştü. Diğer yarısı ise yedek parça eksikliği nedeniyle depoda. Irak'ın umutsuzca daha güvenilir bir platforma ihtiyacı olduğunu söylemeye gerek yok. Artık Irak, Çin CH-4B yerine Türk Bayraktar TB2S kullanacak. Bazı kaynaklara göre Irak'ın Rus MiG-29'larını satın alma planı vardı. Ancak uzun tartışmalardan sonra Irak'ın askeri ve siyasi liderliği Rusya'dan savaşçı satın almanın kaynak israfı olduğuna karar verdi. Bu nedenle sonunda Bağdat, Türk Bayraktar TB2S'yi satın almayı seçti, denildi. Ayrıca Scramble Askeri Güvenlik Portalı,
Baykar Savunma yakında faaliyete geçecek Bayraktar TB2S'nin yeni versiyonunu internete yükledi, dedi. Henüz kesin adı bilinmeyen Bayraktar'ın yeni varyantı, öncekilerden kolayca ayırt edilebiliyor. Burunda uydu iletişim ekipmanını taşıyan bir çıkıntı var diyen Scramble, fotoğrafta ayrıca Kanada'nın yakın zamanda Türkiye'ye ambargo uyguladığı Vescam FLIR kameranın yerini alan Aselsan üretimi CATS FLIR kamerada görülüyor. SETCOM sistemi uyduların haberleşmeyi aktarmasına izin vererek Bayraktar TB2S'ye çok daha yüksek bir menzil kazandıracak ifadesini kullandı. ABD uçak gemisi Akdeniz'e geliyor. Yunanistan'ın gözü yollarda kaldı. Yunan basını bütün umudunu ABD'nin Truman uçak gemisine bağlamış durumda. Bütün gözler Türkiye'nin Blok 5'te ne yapacağı ve ABD Truman uçak gemisinin nasıl tepki vereceği üzerinde diyen Yunan basını, USS Cole 23 Aralık'ta planlı bir ziyaret için Kıbrıs'ın Limassol Limanı'na gelerek 10. bloktaki 6. ABD filosunun sorumluluk alanında görev yaptı, dedi. Haberde 10. bölgede geçtiğimiz günlerde Limassol'da bulunan Amerikan denizaltısı USS Albany tarafından her şeyin olduğu gibi izlendiği, Türkiye'nin her hareketini kaydedip USS Harry S. Truman uçak gemisinin liderliğine rapor verdiği belirtildi. Bu gelişme, Amerikan enerji şirketi ve uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın 10. bloktaki her şeyi izleyen ve herhangi bir Türk tepkisini kontrol eden savaş ekibinin işbirliğiyle ilgili olarak bahsettiklerimizi doğrulamaktadır denilen haberde, ABD donanması, Türkiye'nin herhangi bir provokasyon düşüncesinin önüne geçerek varlığını oldukça hissettirecek ve Yunanistan olarak bize benzer durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda doğru yolu göstermektedir ifadesi kullanıldı. Amerikan petrol şirketi Exxon Mobil'in 10. blokta bulunan Glafkos 2 bölümünde sondaja başladığı kaydedildi. Exxon Mobil ve Katar Enerji'nin 5. blok için Kıbrıs Rum kesimiyle bir arama ve üretim paylaşım anlaşması imzaladığı hatırlatılan haberde, 5. blok 10. bloğun hemen yanında yer almakta ve Ankara Exxon Mobil adına sondaj kulesinin varlığına öfkeli ve perde arkasından her şeyi iptal etmeye çalışıyor. Eğer Türk provokasyonlarına koordineli bir yanıta ihtiyaç duyulursa, müttefik ülkelerle işbirliği yapmak için Rum kesiminin tüm deniz kuvvetleri alarma geçirildi, dedi. Son olarak Türkiye'nin defalarca ABD'ye meydan okumasına rağmen, Yunan basını birçoğu Ankara'nın ABD hükümetine meydan okumayacağına inanıyor, ifadesini kullandı. Mısır'dan gerilimi yükselten açıklama, saldırgan ve yayılmacı eğilimleri desteklemiyoruz. Ankara ile Kahire arasında çöken ilişkileri tamir etmek için son dönemde atılan diplomatik adımlara karşın Mısır'dan gerilimin devam ettiğini gösteren bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Restine karşı Güney Kıbrıs'a destek açıklamasında bulundu. 14 Aralık'ta Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis tarafından ağırlanan Şükri'nin ortak basın toplantısında Ankara'nın şart olarak dayattığı iki devletli çözümü Mısır'ın reddettiğini söylemesi, Ankara-Kahire geriliminin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı. Müzakerenin Kıbrıs'ı federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik Birleşmiş Milletler prosedürleri çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi küstahça saldırganlık ve yayılmacılıkla suçlayarak bölgesel sorunların saldırgan faaliyetler veya yayılmacı eğilimler yerine uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Christodoulidis de Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırıcı dış politikasından duydukları derin endişeyi Şükri ile paylaştığını belirtti. İki bakan Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini vurguladı. Nikos Christodoulidis Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı meslektaşım ve arkadaşım Same Şükri'yi ağırlamaktan keyif aldım. Açık ve kapsamlı görüşmelerimiz, ortak çabalarımız gelişen ilişkilerde ve ayrıca bölgemizdeki durumu barış, güvenlik ve refaha çevirmek için sonraki adımların yolunu açıyor, dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği demeçte, 2022'de tüm olasılıklara ve her türlü zorlukla yüzleşmeye hazırız, dedi. Biz çevremizi şekillendiren bir faktör ve barış ve istikrarı destekleyen ölçülebilir bir gücüz, diyen Dendias, Yunanistan'ın sesi artık güçlü devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından duyulmakta ve dikkate alınmaktadır. Bugünkü verilere dayanarak Türkiye'nin ülkemize karşı tutumunda bir iyileşme konusunda iyimser değilim. Ancak bunun gerçekten değiştiğini görmek istiyorum, dedi. Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki. Beyhude bir gayret içindeler.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının madalya, başarılı birlik ve personelin ödüllendirilmesi törenine katıldı. Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de değinen Akar. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir. Maalesef Yunanistan'daki belli siyasiler bu konuda son derece saldırgan eylemlerini ve söylemlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp okulu öğrencisinin yüzme standardı 2000 metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometre karelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna hayır dediğimiz zaman biz yayılmacı oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Yunanistan'daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Akar, bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Bir takım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle, kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz, dedi. Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan, Fransa'da yapılacak olan 2022 seçimlerinde aday olan Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partili Valéry Pécresse'in Azerbaycan'ın izni olmaksızın Karabağ'a gitmesi üzerine Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız politikacı Valéry Pécresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın, Azerbaycan Maslahat Güzdarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve nota verildiği bildirildi. Pécresse ve diğerlerinin Azerbaycan'ın istenmeyen adamlar listesine dahil edildiği kaydedildi. Öte yandan Ermenistan karşısında Karabağ'da zafer ilan eden Azerbaycan'a karşı gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Azerbaycan'la ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirten İran Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev'le samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı Sayibe Gafarova'yla da faydalı istişarelerde bulundum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti. Putin, Hazreti Muhammed'e hakaret etmek özgürlük değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü. Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi. Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı. Putin şunları kaydetti. Bu özgürlük başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir. Öte yandan yerleşimden sorumlu özel elçisi Alexander Lavrentiev, Rusya Federasyonu'nun Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, İdlib'e geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleneceğini duyurdu. 2022 yılı içinde bölgenin terör yapılarından arındırılmasının planlandığını belirterek, Rusya Federasyonu gelecek yıl İdlib'i teröristlerden nihayet kurtarmanın mümkün olacağını umuyor ve biz de bu konuda Türkiye'ye planımızı sunduk, dedi. Rus basınına göre daha önce Rusya'nın Suriye'ye çeşitli füzeler, zırhlı araçlar ve savaş uçakları transferine gerçekten başladığı biliniyordu. Ancak bilinmeyen nedenlerle İdlib'de muhaliflere yönelik bir askeri operasyonun başlamasına hiçbir zaman izin verilmedi. Bununla birlikte Suriye özel temsilcisinin resmi açıklamasını dikkate alarak Rus tarafı gerçekten sonunda teröristleri yok etmek istiyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.